Buongiorno a tutti, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Michele. Ben Daniela. Ben Gabriela. Ve bugün Kardeşler Mutfaklı'nın yepyeni bir serisiyle karşınızdayız. YouTube'da bir sürü tarif var. Her tarifi insanlar değişik değişik şekillerde yapmış. Biz de bu tarifleri alacağız ve sizler için fiyat, performans, lezzet nasıl oldu, emek nasıl oldu gibi çeşitli açılardan karşılaştıracağız. Yani her bölüm bir ürünün iki değişik tarifini göreceksiniz. Bunu da random yapacağız. Buyurun hanımlar. Bu ne şimdi? Dondurmanın adı bu İdil. Mu? Malzemeleri İdil. İdil yazar mı oldun? Sen İdil yazar. Ben Refika mıyım? Sen de Refika'sın. Eliye Refika koy. Biliyorsunuz Refika ve İdil YouTube'un en iyi içerik üreticilerinden. Nefis yemek tariflerinden sonra. Bakalım İdil yazar ve Refika'yı karşılaştırmıyoruz. Onların dondurma tariflerini bu içerikte karşılaştırıyoruz. Refika ablamız dondurmayı Maraş usulü yapmış ve gerçek salep kullanmış. Ancak bizim gerçek salepimiz olmadı ve almadığımız için bunu bildiğimiz kahve dünyasının salep tozuyla yapacağız. Yaklaşık 1,5-2 kaşık salep tozumuzu burada ben hazırladım. Bu tarifimizde yani 3 tane malzememiz olacak. Sadece 1 litre süt, sütçü sütü olursa yani organik süt olursa daha iyi olur. 2 bardak şeker ve 1 veya 2 tatlı kaşığı salep. Kolay bir tarif malzeme açısından. Yalnızca salebi bulmak zor. Ben de 4 adet yumurta var. Bu 4 adet yumurtanın beyazını ve sarısını ayırıyoruz. Daha sonrasında yaklaşık 5 yemek kaşığına tekabül edecek şekilde şekerimiz var. O vanilya özütü kullanmıştı. Vanilya özütü same shit with syrup. O yüzden şekerli vanilyamız var. Kremamız var. Bundan da 1,5 paket kullanacağız. Yaklaşık 300 gram ve bir çimdik tuzumuz var. Yumurta beyazlarını çırpmak için öncesinde. Aşağı yukarı 6 lira mı var? Daniela 6 lira. Sen? Diyor. Ben de diyorum ki 16 lira. 6 lira, 16 lira. Fiyatları karşılaştırdık bile. Başlıyoruz. 4 adet yumurtamızın beyazını buraya attık. Hafiften bir çırpıyoruz. Biraz köpürttük. Bir çimdik tuzumuzu atıyoruz. Attık. Bu da yetti. Dan. Çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Biraz köpürdü. Şimdi biraz daha hafif böyle bir şey oluştu böyle. Güzel oldu yani. 5 yemek kaşığı şekerimizi içine katıyoruz. Daha sonra çırpacağız. Bu arada sıçramadı. Gördüğünüz gibi kaldırdığımız zaman bunun akmaması lazım. Şu anda oldu bu. Süper. Ya bir nevi beze aslında bu, biliyorsunuz beze yapmayı. Merenk gibi. Tamam. Şimdi ben bunu bir temizleyeceğim. Çünkü kremamızı çekeceğiz birazdan. Gördüğünüz şey olduğunuz gibi bir paket krema. 1,5 paket yaklaşık 300 mililitre krema kullanacağız. Onun yarısı olduğunu nasıl anlayacaksın? Şimdi göreceksin. Arkadaşlar kutunun yarısından tutup sıktı Gabriela demin. O yüzden alttaki yarısı aşağısında kaldı. Üstteki yarısını dökmüş olduk. Kremayı ekledik. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpacağız. Krema alacağız. Evet, şöyle yavaş yavaş karıştırdık, hava yemesini sağladık. Böyle kıvam olacak, kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Daha fazla çırparsak kıvamını kaybeder ve sıvı bir şey olur. Böyle kaldırdığınız zaman hafif akacak, çok fazla da dik durmayacak. Bu kadar. Mikserle benim işim bitti. 4 adet yumurta sarımız vardı. Bu 4 adet yumurta sarısını kıvamını bozmayacak şekilde içine ekleyeceğim. Daha sonrasında yavaşça artık spatulayla bunu yedireceğim. Şöyle karıştırarak hafif rengi açılacak. Aa çok güzel oldu. Kremayı yumurtaya yedirirken dıştan içe yapmaya özen gösterin ki kremanız sönmesin. İçten dışa yaparsanız bir tarifte kremanın sönmesine sebep olursunuz. Ne güzel öğrendin sen her şeyi.
Bak bu bölümler bari bir kere mutfağın küçük tiyalarını aldı. Pedagojik yaklaşıyorsun, o yüzden öğreniyor. Artık rengi değişti, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani. Değişti. Nasıl trak bir krem oldu, krem. Yani vallahi montajda yapmadım. Ne güzel değişti. Şekerli vanilinimizi ekleyeceğiz. İnşallah güzel olur. İdilan'ın bu aşamada 2 yemek kaşığı vanilya özütünü kullanıyordu. Ancak bizim vanilya özütümüz yok. Neden yok? Şimdi. Vanilyamızı ekledikten sonra tekrardan böyle karıştırıyoruz. Hep dışarıdan içeriye doğru. Oo Gabriel Hanım, sizin evdiniz çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Patronunuz yeni mi? Yeni. Vanilyamız iyice karışana kadar, hepsi aynı renk olana kadar böyle dıştan içe bir şekilde sürekli kıvamını bozmamaya özen gösterip yavaş ve nazik hareketlerle karıştıracağız. Amacımız yumurta sarısını görmeyecek hale gelmiyor. Yumurta sarısının görünmediği anda daha önceden çırpmış olduğumuz yumurta beyazını da bu kabın içine alacağız. Yavaş yavaş ve yedireceğiz. Evet. İşte yumurta sarısı gözükmüyor. Şimdi buradan. Ben buldum ya. Kardeşler mutfakta. Siz yapın, ben anlatayım arkadaşlar. Ya arkadaki sessiz işte. Deminden beri diyorum bu çocuk ne yapıyor? Sen o yemek programlarında arkadan ooo Gabriel Hanım nasıl da güzel yapıyorsun. Ayşe Hanım merhabalar. Yumurta beyazını tuzla çırpılmış. Tuzla çırpılmış yumurta beyazını ve şekerle. Tuz ve şekerle çırpılmış yumurta beyazını yumurta sarısıyla yedirdiğimiz kremaya azar azar atacak. Evet, yaklaşık 3 parti şekilde atmıştı İdil abla. Biz de 3 parti şekilde. Çok güzel gözüküyor. Ya aslında bu İtalyanlardan çalınmış bence. Çünkü neden? Neden? Tiramisu'da da bu. Tiramisu de böyle. Al 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 gel 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 diye bağıracağım yani, anladın mı? Tavuk mu besliyor lan? Şey değil mi? Bir şeye bakabilir miyim? Tabii. Allah sen şunu şöyle yapman gerekmiyor mu sadece bütün şey boyunca? Öyle yaparsan ortasındakileri nasıl alacaksın? O sonra dışı ortasına geliyor. Ya bu sana yap. Ya hayır devam et, ben bozmayayım şimdi bunu da. Hayır yap, bir şey olmaz. Muz yaparken kadın öyle yapıyordu çünkü. Şekli ortasına gelince sönüyor. Bir Refika ile Edil arasında acayip bir kopuşmaya da sahne aldık. Ne diyorsunuz Edil Hanım? Refika Hanım ağırlığını koydusan gerçekten, hani karakterleri versen mutfakta Refika bu. Sen alaylı olmuyorsun, sen okulda oluyorsun. Alaylı da evet olmuyorum. Okulda. Sen alaylısın. Alaylı bu mektepli. Sen gönülden mutfakçısın, bu diplomadan mutfakçı. Kızım çırp! Yalnız ne çırpmışım be, bakar mısın? Tıraş köpüğü gibi, git Mike gel suratına çırpacağım bunu. Şöyle bir kavrama hareketi yapıyorum. Evet, Refika ablası İdil'e kıyamadı. İnsanın piyasaya çıktı. Ve el attı. Hayır, burada duruyor ama hala. Bakar mısın bak, hem kamerayla konuşuyor, hem sana anlatıyor, hem video çekiyor, hem kaşık döndürüyor. Ama hala orada duruyor. Ben de onu diyorum. Ama bak, böyle köpürtüyorlar bunu. Yazar Refika yapar. Ama çok fazla da özür dilerim. Özür dilerim İdil abla. Gerçekten İdil yazarın tarifini denedim birkaç kere. Olmuyor abi yani, dediği gibi olmuyor. Ama Refika'nın tariflerini denedim. Refika gerçekten benim kalbimin sultanı. Süleyman, canımın sultanı. Ya aslında çok böyle kitleler de bölünmüş durumda. Kimisi İdil'e güveniyor, İdil'in tarifini yapıyor. Kimisi Refika'nın tarifini tutturamıyor. Kişiden de kaynaklı olabilir. Ben sonsuza kadar Refika'cıyım. Ama biz hiçbirini tutturamıyoruz. Biz 80 bölüm yaptık. Bizim dürüstlüğümüze güveniyorlar. O yüzden biz gerçekten deneyeceğiz ve bu tarifleri puanlayacağız. Ya bu tariflerin, bu aslında baz tarif. Vanilyalı dondurma, vanilya bazdır dondurmanın. Onun üstüne meyve püresi yaparsın, meyve suyunu tarzı bir şey eklersin, meyveli dondurmaya döndürürsün. Hangi aşamada ekleyeceğiz onu peki? Bu aşamalarda kakao eklersin, kakaolu dondurma olur. Yarısını ayırıp yapalım mı? Damla çık parçalı de. Damla çikolata parçası koyarsın. Ne bileyim, Oreo kırarsın, şey kırarsın, bisküvi kırarsın, bisküvili dondurma yaparsın. Bu aşamada mı? Evet. İçki koyarsın, içkili dondurma olur. Bu aşamadan sonra, yani şu baz dondurmadan sonra siz bu tarifi çeşitlendirebilirsiniz. Peki ben bir dondurma şeyi daha izledim. Hani bugün yapar mıyız diye. Çok basit. Şeftaliye almış, katı meyve sıkacağını atmış, karpuz almış, atmış.
Önce bir plastik şey karton bardağı, kesebileceği sonradan karton bardağı, karpuzu koyuyor. Bir saat donduruyor, çıkarıyor, üzerine şeftaliyi ekliyor, koyuyor. Bir saat sonra kivi ekliyor, 3 renkli dondurma yapıyor. Karton bardağı yandan kesiyor, oraya sonra çubukta dondurma. İşte o meybuz. Dondurma meybuz değil. İşte ha. İşte meyve buzu diyorlar. Bu yumurta dondurmalı tutucu özelliğe sahip. Onu 30 kuruşa satıyor, bunu 5 liraya. Evet, yumurta ve sendeki yumurta olmamasının sebebi salep var. O salep dondurma kıvamıyla buzlu bir şey kıvamı aynı değil. Evet, son hali bu. Bir tadına bakın. Sen de bak Daniela. Nereden alayım? Fark etmez, şurada yaparlandırılır. Geldi mi yumurta tadı? Ya vallahi doğru söylemek ilgisi gelmedi. Kremanın tadı daha güzel. Yalansı yalan yok, bizde yalan yok. Şimdi gel. Kıvamı aşağı yukarı şu şekilde gördüğünüz gibi. Artık bunu fazla derin olmayan bir kaba alacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ama bu direkt sıvı bir şey döküldü. Bunun rengi de böyle olacak o zaman. Hafif böyle. Zaten Refika Hanım der ki o bembeyaz gözünüze bembeyaz parlak vuran dondurma görürseniz bilin ki o yani gıda boyası. Fake salep kullanmıştır. Çünkü salep dediğin der, bunu zaten kendimde de anlatacağım. Hafif bir kremlik, bir bejlik verir der. Burada biz da böyle salep bir beyazlık görmüyoruz. Fake değil mi yani? Hayır işte bu da iyi bir yani beyaz olmaması o kadar. Krem gibi bej olması güzel. Şimdi Gabriel'e düzlüyor. Güzel bir şekilde yayvan bir kabımıza düzledik. Dondurmamızı. Bitti mi bu? Bitti. Evet. Ziyan olmasın. Şimdi dondurma yapmanın en zor kısmına geliyoruz. Dondurma neymiş? Sabırmış. Kapağını kapatıp bunu difrize atacağız. Yaklaşık 4-5 saat civarı difrizimizde donacak bu. Sonra yiyebiliyor muyuz çatlayıp? Sonra bakacağız, kontrol edeceğiz. Sonra böyle vışt yapıp yiyeceğiz. Saat 2:20 geçiyor. 6:20 geçiyor. İdil Yazar'ın tarifini kontrole bakacağız. Şimdi Refika'ya geçiyoruz. Evet, Refika'nın dondurma tarifine hoş geldiniz. Yine bir sade dondurma yapacağız. Hiçbir araması olmayan. Maraş usulü. Maraş usulü uzayabilen. Nasıl uzayacak? Salep aracılığıyla. Normalde Refika ablamız normal salep özünü kullanıyor. Tozunu kullanıyor ama biz onu bulamadık, alamadık. Bildiğimiz salep tozu aldık. Ve bunlardan 2 paket şuraya hazırladım ben. 2 yemek kaşığına denk geliyor. Salep'in tarihinden bahsedecek misin? Bahsedeyim mi? İstiyorsan bahset. Salep, orkidenin erkek organlarından üretilmiş bir şey. Nasıl? Osmanlı zamanında. O yüzden salep diye yazılır ama şapkalı ağdır. Aha! Osmanlı zamanında zaten salep, orkidenin tohumları toplanıp içecek, sıcak içecek. Bir dakika, bunu Refika anlattı zaten. Ben de bir şey öğrendim sana. Refika ablamız anlatmış zaten. Osman Ağa gitmiş bunu karın altına gömmüş. Öbürsü gün karı bir kaldırmış, uzamış, anlamış ki salep uzuyor. Yoksa bunu içecek olarak kullanıyorlarmış salep. Niye ben de cümle kurabiliyorum? Bunu söyle. Ben de okuldan bir şey öğrendim. İkisine bir şey katacak sandım. Videoyu kopyalamıyoruz ki burada. Şu an burada tarif yarıştırıyoruz. Refika bir racon daha kesin. Ama. İdil ağlıyor zaten. Beni al beni Refika. Ama Edil senin suçun değil. Tamamen şans. Gabriela seni seçti. Üzgünüm. Kutu süt değil de inek sütü bulduk. Organik sütçüden. Onu aldık ve bu sütü biz daha önceden kaynattık. Yani organik aldığınız sütü bir 15 dakika o taşana kadar kaynatmanız gerekiyor biliyorsunuz. Bu hazır süt kaynatılmış. Bu tarif için 1 litre süt, 2 yemek kaşığı salep ve 2 su bardağı en az olacak şekilde damak tadınıza göre daha da çoğaltabileceğiniz. Bunu da okuldan öğrendim şeker. O zaman. Bunu da okuldan 1 litre sütü, 2 yemek 2 su bardağı şeker çok fazla bence. Evet ama Refika ablamız diyor ki en az 2 su bardağı olsun tatlı olması için bu dondurma yani. Bence çok 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 tatlı olacak, çok yanlış. Tamam, bence 1 yeter. Hayır abi 2. Bunu buraya dipnot bırakıyorum, bunu kesmeyin. 2 yemek 2 su bardağı şeker. Bunu bitince göreceksiniz, tamam mı? İdil kazanacak. Şimdi bu tarifimizin bir farklı özelliği de ocağı kullanacak olmamız. Bu tarifte full ocak bir işimiz var. 1 litre sütümüzü tenceremize döküyoruz. 1 litre sütümüz ya da siz normal süt kullanırsanız da olur. Lok 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 lok. Komili 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 komili. Sütümüzü ekledik. Ocağın altı yanıyor ve 2 su bardağı şekerimizi de ekliyoruz. Maşallah maşallah maşallah. Ha, hiç koymuştum. Şaka. Bir şok oldu ya yaptım. Bir çırpalım.
Bir bunu böyle bir çırpacağız şimdi. Mikserle sürekli tencereyi çırpacağımız için böyle ziyan edebileceğiniz bir tencere seçmenizi tavsiye ederim. Yani çizilir mi çizilir belli olmaz. Biz sürekli çünkü bu çırpma işlemini yapacağız. Süt biraz ısınsın diye önce sadece şekeri attım. Biraz böyle bir ısınsın. Mikserle biraz daha ara ara sürekli çırpacağım. Salep'i de içine ekleyeceğim. En son kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alacağım. Bu mikserle çırpma işleminizi kafanıza göre işte 2 dakikada bir, 3 dakikada bir süt havalansın diye yapıyoruz. Ocakta ısınsın. Yani bir 2 dakika ısınsın sütle şeker çırptım. Salep'i ekleyeceğim. Sonra ara ara sürekli çırpacağım. Kaynayınca da alacağım. Tamam. Böyle bir işlem yani. Bu da çok kısa bir işlem aslında. Öyle bir uzunluğu yok, zorluğu da yok. Çırp artık. Basit. Bunun havalanması için bir çırpma işlemi yapmamız gerekiyor. Sebebi de bu. Biraz şimdi atayım salep artık ısınmıştır. Evet. Parmağından bak. Serçe parmağından. Oradan değil lan. Bunun içine mi dağıtayım? Evet. Pis olur. Niye? Elin temiz değil mi? Niye mi herkesin yiyeceği şeye elimi sokayım ya? Böyle bağlayayım. Aferin! Mehmet Şef sınavına geçti. Evet, ısınmış. Yani çok sıcak değil, ılık. Bu aşamada Refika ablamız normal salebini koyuyor. Biz 2 çorba kaşığı olan 2 paket toz salebimize ekliyoruz. Ne kaşık var elinde bilmiyorum. Şöyle ekleyelim. Ulaaam. Mika en sevdiğin iş. Siyahın olmasın. Yine bir çırpıyoruz. Şimdi salep niye koyduk, niye bunu düz de yapamazdık vanilya filan atarak bilmiyorum. Maraş usulü yaptığımız için salep olması gerekiyormuş. Çünkü bu salep bunun Osman Ağa'nın karın altına atıp uzattığı gibi dondurmanın uzamasını ya sağlıyormuş. Ya arkadaşlar Osman Ağa niye karın altına atmış? Biliyorum zamanında o bir efsane yani. Olabilir. Vallahi bilmiyorum Osman abi. Ben o hikayedeki karım doğru söylüyor. Kurguya puanım 15. Kokusu geliyor ya salepin. Bu arada salep benim en sevdiğim içecek. Ciddi mi? Ben evet. De sevmem mesela. Ben İnşallah çok seviyorum. Beni rahatsız etmez yerken. Kaynatırken şimdi az kaynamaya yakın olduğu için çırpma işlemi sürekli devam edeceğim. Çırparken kaynayacak. Bakın süt kaynadı. Gayet fokur fokur oldu. Bunun altını artık söndürüyorum. Ve kenara alıyorum. Şimdi kabımı hazırlayacağım. Kabımın içine direkt dökeceğim. Soğuması için bekleteceğim. Daha sonra çırpacağız içinde el blenderla. O yüzden ona göre bir kase seçmenizi tavsiye ederim. Ve şu anda lokur 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 döküyoruz. Rengi falan değişti ama farkında mısın? İşte salep ona böyle bir kremsi bir renk verdi. Gayet hoş gözüküyor. Çok güzel kokuyor. Bu şu anda sıcacık. Kaynadı. Bunun oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Bu sebeple bunu bir yaklaşık 2 saat bekleteceğiz. Dışarıda duracak. Oda sıcaklığına gelene kadar. Ondan sonra tekrar tarifimize devam edeceğiz. Normalde salepi keçi sütüyle yapıyorlarmış. Ama tabii keçiyi nereden bulacağız da sütünü alalım. Ama eğer elinizde keçi sütü varsa onunla da yapmanızı tavsiye ederim. Zaten Refika ablamız da diyor ki keçi sütü orijinal tariftir. Yapabilirseniz onunla yapın. Ya dokunma. Baksana ya. Baksana biraz kıvam almış gibi. Çok güzel bırak. Dokunma. Bak dalgalar çıkıyor. Tamam durduruyorum. Şimdi yaklaşık arkadaşlar 2 saat geçti ve bu soğudu oda sıcaklığında. Refika ablamız diyor ki buzdolabına koymadan önce bir tur daha bir çırpın. Havalansın tekrardan. Ama bunu el mikseriyle mi çırpıyor yoksa bu mikserle mi çırpıyor bilmiyorum. Çünkü orada bir görüntü koymamışlar herhalde çekmeyi unutmuşlar. Şimdi bunu da deneyeceğim inşallah etrafı sıçramaz çünkü çok yüksek oldu bakacağız. Kadar yeterli olacağına inanıyorum. Yine bir böyle bir köpüklendi zaten. Böyle bir havalandı. Şimdi bunu ne yapacağım? Üstünü basit bir tane tabakla kapatacağım. Böyle streçlemeyle vesaire uğraşmıyoruz. Herhangi bir kapakla kapatacağım. Yarım saat bu difrize duracak. Yarım saat sonra bunu el çırpıcısıyla böyle bir çırpacağım. 5 dakika, 2 dakika. Sonra tekrar tabağı üstüne koyacağım. Yarım saat daha buzdolabında olacak. Bu rutini yapmaya devam edeceğim. Ta ki bununla çırpılamayacak kadar yoğunlaşıncaya kadar. Zaten anlayacaksınız birazdan.
Şimdilik ben bunu havalandırdım. Üstünü kapatıyorum ve difize koyuyorum. Hala evet. Sıvı gibi. Sallanıyordu çünkü. Biraz sallanıyor bakalım şimdi. Yaklaşık yarım saat geçti. Bu şekilde tabağımızı kenara aldım ve buna ne deniyor? Çırpıcı. El çırpıcısıyla bir böyle bir çırp ama kıvam almış, görüyor musun? Almış mı? Kıvamına, yani tam su değil, böyle bir çevirirken sanki muhallebi olacak da olmamış gibi. Bir böyle iki dakika bununla bir çırpacağım. Çok güzel kokuyor şu an. Sen hani sevmiyordun bu kokuyu? Artık seviyorum. Çok güzel kokuyor gerçekten ya. Ya geliyor o koku, salep kokusu zaten. Bunu böyle bir yarım, bir iki dakika, üç dakika çırpacağım böyle. Sonra tekrar buzdolabına koyacağım. Bir yarım saat sonra bir daha çıkaracağım, bir daha çırpacağım. Bu şekilde bir zaman sonra Refik ablamızın dediğine göre öyle bir kıvam alıyormuş ki çırpamıyormuşuz. İnşallah onu tutturmayı hedefliyoruz. Ya aslında bu tarifin yapılışı, hani yumurta filan kremayla uğraşmadan sırf ocakta mikserlerde çırparak daha kolay. Ama böyle bir meşakkatı var. Yani yarım saatte bir bakmanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Tatlarında bakalım yarışacağız. Güveniyorum. Ertesi gün oldu. Aslında İdil'inki hazırdı ama biz Refika'yı beklemek durumunda kaldık. Niye öyle oldu? Çünkü şimdi arkadaşlar, kamerada görüntüler de yok ama ben yarım saatte bir o yaptığım dondurmayı çırptım. En sonunda 7 kere çırptım, yani toplam 3 saat, 3,5 saat geçmiş oldu. Her çırpışımda böyle bir kıvam aldı, bir muhallebi oldu ama Refika ablamızın dediği gibi benim yaptığım öyle böyle bir tam maraş usulü yoğun olmadı. Ama uyumak zorunda olduğum için onu difrizde bırakıp uyudum. Seninki de dondu. Biz 4. Evet. saatte kontrol ettik, sen uyuyordun ama her şey yolundaydı. Hiç merak etme. Çok güzel ayrıldı. Oldu. Yaz oldu arkadaşlar. Birer tane. Bunu dondurmayı döndürmen lazım. Ama güzel yapmadım. Bak, ben öyle yapmak istemiyordum. O maraş olmadı tam da. Yaz akıyor. Şimdi üstüne hatta ben biraz havalı olsun diye ceviz atacağım. Normalde böyle bir şey yapmak asla zorunda değilsiniz. Salepli dondurmamız hazır arkadaşlar. Vallahi görüntü muazzam. Görüntü iyi. Kıvam bence videodaki gibi değil. Ama şimdi ben bir tadım eksperti çağırdım. Bu tadım uzmanı İtalyalardan geliyor. Karşımızda beklenen kişi, her yayında özellikle çağrılan kişi, Signor Cedolin Di Elia, alkışlarınızla geliyor tadıma. Signor Elia Cedolin Di Elia. Videodakiler biliyor, sen bunu tat. Kimin yaptığını bilmiyorsun henüz. Ben sadece sevmemin beraber bu dondurmayı çok seviyorum. Ya ben İdil abladım ki sende. Ben yarabı hangisiydi? Salepli olan da senle. Çok şekerli. Çok mu şekerli? Aaaa! Aynen! Oo. Nasıl gelmedi kız? Bastın kapı. O şeker kapı. İdil ablanınki biraz sert oldu şu an. Evet ama tam dondurma gibi tam gözüküyor. Tam dondurma gibi gözüküyor gerçekten. Şeftali dondurma gibi. Ama yumurta tadı bence çok baskın gelecekler yanında. Ama biz bunu normalde Dila abla 4 saatte çıkarıp direkt ikram etmişti. Biz bunu bir gün yaklaşık beklettik yani. Elia kasen boş mu? Congratulations. Baba gel bunu da al. İki tarif yaptık anne. İkisi de değişik tarif. Bir kere çekecek. Bu tam dondurma. Benimkinin görüntüsü çok güzeldi. Tadını yediniz. Hepiniz yediniz. Nasıl? Ben senin süslemene de 10 puan veriyorum. Ceviz çok iyi bir dekor değildi. Bence de. Evet, gerçekten vanilya özütünü kullanmak gerekiyormuş. Yani şekerli vanilya. Hani iki paket koyduk ama bir tadı gelmiyor bana. Buzu yanıyormuşum gibi hissediyorum. Yani dondurma lezzeti. Kıvam olarak tuttu. Ama özlü şey olarak kremalı dondurma yani. Kaymaklı dondurma. Aa, yerlerini niye döküyorsun Danilo ya? Ben mi döktüm? Evet. Dondurma olarak tam dondurma. Ya tadı yok. Değil mi? Peki anne, hemen oynayalım. Sence hangisi? İlki mi bu mu? Ben kaymaklı dondurma severim beraber. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Baba? Rengi de güzel değil mi? Nasıl oldu bunun rengi de güzel? Yumurta var. Oyun bundan yana. Ben birinciyi daha çok beğendim. Bir, iki, evet. Bence de sahipli.
Bir, iki tane replika bir idi. Dondurma yapısı olarak bu ama tat olarak salep. Yani bunu bu tarife salep mi koyarsak yani Refika abla ve İdil'i birleştirirsek işte o zaman olur. Kardeşler bu tatlı olur o zaman. Refidil. Benim oyum da tat olarak Refika abladan yana ama kıvam olarak seninki çok daha güzel tuttu. Şimdi karşılaştırmamız gerekirse tat olarak bir karşılaştırmada Refika ablanın saliflisi daha hoş bir tat veriyor bizim zevkimize göre. Bir yaptım. Emek açısından. Bir dakika ya. Refika abla diyorsunuz ama ben tatlı ödüyorum ki ben yalan olarak yazılıyorum. Şekeri basmış. Şerbet olmuş. Halbuki ben yalan oluyor. Su gibi de damlıyor. Evet. Aynı sıcaklıkta bu da kaldı. Niye damladı? Çünkü ebek olarak karşılaştırdığımızda sizce hanginiz daha çok emek verdiniz? Daniela. Sen daha çok emek verdin. Üstelik senin hazırlanması çok kolay. Başlangıçta Daniela'nın emeği daha az. Senin emeğin çok fazla. Bir sürü şey karıştırdın. Ama ondan sonra saatte bir, yarım saatte bir bununla uğraşacak zaman bulmak çok zor. Bu dondurmayı yapmak. Dolayısıyla bence daha zordu. Seninki daha kolay nispeten. Yarım saatte uğraştın. Kaç saat uğraştın? Valla 15 dakika falan sürdü işte. Senin? Benim bir gün. Ben bir şey diyebilir miyim? Şimdi Daniela da gerçek salep kullansaydı onun uğraştığı süre daha da az olacaktı. Evet. Kıvam olarak İdil ablanınki çok iyiydi. Kıvam olarak bu tutmadı Refik ablanınki. Neden? Yumurta bence orada bağlayıcı oldu Gabiş. Biz evet. De gerçek salep kullanmadığımız için. Ama siz gerçek salep kullanırsanız belki tutabilir bu da. Onu siz artık bize yorumlarda yazın. Sen hangisini yaptın? Birinciyi mi? Evet, salepliyiz. Tamam. Sen çık bir kere. İkisinden birini yapmak zorunda olsan, ya bunu ya bunu. Sana söylüyorum, hangisini yaparsın? Zorunda kalırsam eğer, tabii ki de İdil ablamın yaptığını yaparım. Neden? Daha az uğraştırdığı için, daha hızlı, daha pratik ve daha kısa sürede, 4-5 saatte olduğu için, bir gece beklemek zorunda kalmadığım için. Ama onun dışında zorunda kalmazsam, 1'e giderim, 5'e giderim. İki tarif için de teşekkürler. Bence kazanan bu oldu. Tamam. Le dondurma. Çünkü orijinal salep kullanmamamıza rağmen tat olarak başarılı bir tat olması. Hiç önemli değil. 70 milyon Daniela desin. Annem gami dedi ya bitti. Arkadaşlar dondurmaları karşılaştırdık çeşitli açılardan. Tabii ki ikisi de gayet güzeldi. İkisi de başarılı videolardan alındı zaten. Ama bizim size önerimiz bu iki dondurmayı harmanlayın. Gabriela'nın tarifini salep atın deneyin. Gerçekten çok daha güzel olacak, tat vereceğine inanıyorum. Karşılaştırmamızı istediğiniz çeşitli yemekler veya tatlılar varsa lütfen yorumlarda bize yazın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve katıla tuşlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ciao. Bim'den alın le dondurma vanilyalı bir kaba yayın. Tamam mı? Şekeri böyle serpin üstüne. Çırpın çırpın.